Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Far Cry serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümümüze. Şimdi haritamıza bir bakalım. Burada Hollanda'da denilen bir adam bize yardım etmişti geçtiğimiz bölümde hatırlarsanız. Ve burası da onun adası. Bu adayı özgürleştireceğiz. İlk görevimiz bu. Bize vermiş olduğu iş. Şurada bir tapınak var. Bu tapınağı ele geçirerek başlayabiliriz. Şuradaki çiçeği toplayalım. Şimdi bölge burada. 80 metre ileride, tamam, yakın. Şu otlara bayıldım. Yani ot detaylarına, güneş ve sis efektine gerçekten bayıldım. Çok hoş duruyor. Silahımız var ancak mermimiz yok. O yüzden evet. Hemen de geldik. Bir şuraya bakalım ne var. 3 tane düşmanımız var. Fazla zorlanacağımı zannetmiyorum. Ben bir şey daha almıştım ama bulamadım. Neyse. Kütük, sopa, kafa yarar. O düşman görüyordu az kalsın. Şöyle yapalım. Sessiz ilerleyelim. Of, tam beceremedik ama. Hadi be, bir dakika. Bu patlayacak galiba. Buna ateş geldi. Aha, bir şey oluyor. Bu gaz. Gaz var burada ve benim başım dönmeye başladı. Ona çok yaklaşmamam gerekiyor sanırım. Seni ben şuradan indiririm. Bir saniye. Gel. Gel. Mermim yok. Mermi harcamak istemedim. Tamam. Onun silahını aldık. Fena yaralandım. Bir saniye. Şundan taramayı alalım. Güzel. 18 mermimiz var burada. Şunu patlatacağız. Aslında uzaktan da sıksaydım buradaki adamlar direkt ölecekti. Ama olsun. Bunlar nedir? Bir kül mü acaba? Vay canına. Şu görüntüye bakın. Tamam, burayı şimdi şey yapmış olduk. Biraz ilerleyeceğiz. İlerledikçe açılacak herhalde. Çünkü şu anda herhangi bir şey yok. Keşfettikçe haritada belli bölgeler açılacaktır. Şurada bir yer var. Şuraya bir gidelim. Hemen şurası zaten. Bir direnişçi grup kurmamız gerekiyor. Bölgeleri özgürleştire. Şurada bir şey açıldı. Şu an için haritada göremiyorum. Neyse. Şuraya bir gidelim. Johnson Gözlem Kulesi. Muhtemelen Gözlem Kulesi'nde etrafa bakıp haritada herhalde görebileceğiz. Diğer oyunlarda olduğu gibi. Buradan içeri girebiliyor muyum? Hayır. Şuradan yukarı çıkabiliyorum. Tamam. O biri görüyordu beni. Burada biri var. Oo. Aa. Orada birini tokatlıyorlar. Bir kişi olduğuna göre ben onu gizli öldürebilirim. Hiç mermi harcamaya gerek yok. Hayır, iki kişi. Bir kadın, bir erkek. Bir direnişçiyi kıstırmışlar, tokatlıyorlar ve ben... Tamam, güzel, temiz. Kelepçeli sanırım. Bu bunun kelepçesini çözeceğiz. Rehine özgürleştirildi. Puan kazanıyoruz. Konuştuğumuz zaman ne oluyor? Zula.
Şurada bir Zula var. Yani bu sembolü ben merak etmiştim ne olduğuna. Burada bir takım oyunda Zulalar duyacağız, işiteceğiz. Bunları alabiliyor olmuş olacağız. Kiralık asker görevi çıktı. Rehineleri kurtar, kiralık asker. Tamam, bir saniye. Burada herhalde bir şey yok o zaman. Şu içeriye giremedik. Bu içeriye girelim bakalım. Düşmanlarımız olan grubun ismi Cennet Kapısı'ydı ve kendilerini alaşağı edebilmemiz için biz direnişçi grubu oluşturacağız. Bu gibi insanları kurtaracağız. Bölgeleri ele geçireceğiz. Hey Henry, I'm at the edge of the wood near where you spotted the fire sign. I don't know what that showboater was doing buzzing the treetops, but the sky is now clear air traffic. That smoke plume is pretty thick, but I need a closer look. What I can't figure out is what all these Peggies are doing out here. There's a whole bunch of them in the woods, calling out like they're looking for someone. I don't know if Ahbapların birilerini aradığını söylüyor ki o birileri biziz, yani birisi. Muhtemelen bizi arıyorlardır. Tamam, çok konuştum. Şurada bir Zula'dan bahsediliyor. Oraya gidebiliriz. Burada düşman var mı? Şu anda yok. Şurada da bir göl var galiba, değil mi? Evet. Gölün karşısına gideceğiz ve bir rehine var. Rehineler var. Birden fazla. Onları kurtaracağız. Önden önce buradaki Zula'ya bir girelim bakalım. Sonra Mike. Su basmış falan. O yüzden aşağı girememiş. Tamam, ben girerim. Sen bana Zula'dan bahset yeter ki. Takip et diyeyim şunu da. Şurada oluyor. Şunu çeviriyoruz ama ne olduğunu anlayamadım yani. Tamam, içeride sağlam bir Zula olduğu söyleniyor. İçeri girmenin bir yolunu bulmamız lazım. Çatıdan mı gireceğiz? Hayır. Buradan. Mermi aldık. Anahtar lazım. Kapı kilitli. Şuradan gidebiliyor muyuz? Tamam. Çarpılır mıyız ya? Crack var. Sağlık kiti aldık. Güzel. Burası da kilitli. Anahtar buradaymış. Tamam. Güzel. Burası buraya geldi. Bir saniye. Biz aldık mı yani? Buradaki sağlık kiti miydi? Buradaki şey, anlayamadım. Takip et diyelim şunu tekrar. Anahtar aldık. Şuraya götürüyor bizi tekrardan. Niye kendi kendine görevi değiştirdi ki? Anahtarla burayı açıyoruz. Su patladı dedi. Suyla içeri giremedim dedi. Evet, içeride bir yerde. Oo, boğuluyoruz. Suyu galiba kapatmamız lazım. Sanırım şuradaki vana o işe yarayacaktır diye düşünüyorum. Aynen öyle. Elektriği de verdik ya oradan. Çok güzel. Tamam. Güzel. Hadi 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 hadi. Şurada sopa var. Sanırım daha etkili olur. Oo, para. Ne kadar paramız var? 319 dolar. Parayla da bir şeyler satın alınabilecek. Yani dükkanlar falan mı var şehirde?
Yani gezilebilecek bir şehir mevcut olacak. Diğer Far Cry oyunlarında yoktu. Vay. Oh. Eğer gizli ilerlemek istiyorsak çok güzel para aldık. Evet, 707 dolarımız oldu. Bu nedir? Üretim. Silah parçaları, molotof falan, bomba falan üretebiliyor olacağız. Tamam, güzel. Burada bir parça aldık. Sağ klik yaparsak molotof üretebiliyorum. Bunlara henüz üretim gerçekleştiremiyorum. Molotof, bomba, C4 falan da üretebiliyoruz. Neyse, şimdilik onu da harcamayalım. Oku alalım. Aa, ama oku alırsak taramayı bırakıyor. Tabancanın yerine taramayı alabiliyor muyuz? Hayır. Yani bir büyük bir küçük silahımız olmak zorunda. Önce şuna karar vermemiz lazım. Sessiz mi ilerleyeceğiz yoksa sesli mi? sanırım ilk etapta taramayı biraz kullanalım oyunda da. İlerlediğimiz zamanlarda oyun biraz daha zorlaşacaktır. O zaman sessiz ilerlemek bizim avantajımız olur. Şimdilik sessiz ilerlemek gibi bir şeye girmeye gerek yok. Şöyle bir ayar yapmak istiyorum oyunda. Bir saniye. Görüntüdedir sanırım. Görüş alanı 80 yaparsak, hatta 85, biraz daha uzak bir fov görüntüsü elde ettik. Çok zoom yapmışız gibi duruyordu. Hemen ana göreve devam edelim. Kiralık askerler Hollandalı'nın adasını ele geçir. Zaten bunları yaptıkça o olacak. Rehineleri kurtar. Şuradan bir bakalım. Hemen şurada rehine varmış zaten. Ve bir tane de düşman var. Şöyle yapalım. Aslında okla güzel avlanırmış o da. Neyse. İki tane küreğimiz var. Sessiz gidebiliyor muyum? Burada bir sessiz öldürme gerçekleştirebilir miyiz diyecektim. Of. Aslında direkt sudan çekebilirdik kendisini de, ben geç fark ettim onu. Evet, sen de gel bakalım. Bizim piyesimize katıl. Oh, silahını da aldı. Kirala. Asker kiralayabiliyoruz. Harika. Orman araştırma istasyonuna ulaş. Bu da yeni bir görev mi? Burada bir takım ana karakterler var. Fragmanında görmüştüm bu köpeği. Bu köpek civardaki düşmanları etiketliyormuş ve bazı saldırıdan sonra silah alıp bize getiriyor. Güzel. Bomber adı, izci, iyi çocuk. Pilot varmış. Nick Ray, göklerin kralı. Henüz kullanılmaz. Bomba. Bombardıman. Uçak sembolü olduğuna göre bu uçakla bomba falan gönderiyor. Harika. Oyunda böyle ana karakterler var. Ayı bile var. İnsan ve hayvanlar var. Bu insan, bunlarla karşılaşacağız ve kurtaracağız. Bunlar bize yardımcı olacaklar. Tamam. Far Cry Primal'da da böyle bir şey vardı. Hayvan eğitiyorduk. Tamam, hadi gidelim. Gel bakalım. Ama bu onlardan biri değil. Bu ucuza kiralamış olduğum asker. Yani bu ölebilir, kaybolabilir. Sürekli bizi takip etmiyor. Bu arada para verdik mi ona? Dikkat etmedim. He, bir tane savaşçı var burada. 2-3 tane toplam savaşçı işe yapabiliyormuşuz. Peşimize takabiliyoruz. G tuşu ile yönlendirebiliyoruz. G'ye basıp tutarsak. Ben burada bekliyorum ve de duyamadım. Bir daha G'ye basılı tutarsak sanırım beni takip ediyor. Güzel, harika. Tamam, çok sevdim. Askerimizi yönlendirebiliyoruz. Tam da burada kendisi şey yaptı. Belirtilen hedefe saldırmalarda mevcut. Sakin ol oğlum, bir dakika. Baggy's over there. İnsanların yerini kendisi de saptıyor mu? Söylüyor bir şeyler ama. Haritada işaretlemiyor. Tamam. Dostum, bakalım hünerlerini göster. Şöyle bir şey yapalım. Sen şuna saldır bakalım. Bakalım nasıl yapıyorsun. Oo, harika. Gizli ilerleyebiliyorsun. Gel buraya gel.
Sen ona git. Hallet onu. Dal abi, dal. Tamam, çok güzeldi. Gel sen gelene kadar. Ah. Arkadaşlar, oyunu sevdim. Şu anlık sevdim. Yani zamanla oyun kendini çok tekrarlar mı bilmiyorum. Ama şu anki gidişat, silah kullanımı, aksiyon çok tatlı, tadında. Evet, hayatta birisi var, görmüştüm. Oha, pencereden girelim dedik, çatıya tırmandı. Hadi bakalım. Sen bir meleksin. Haşa. Oh, para da alalım buradan. Tarikat tapınağı, hasat başladı. Baba, bu tapınakları bölgenin her yerine kurmamızı ve onun sözlerini yaymamızı istedi falan filan. Tamam. Tabanca mermisi. Sen ne diyorsun? Korucu istasyonu. Hmm. Bu gibi insanlardan da istihbarat alıyoruz. Korucu istasyonu çıktı. Yavaş yavaş açılıyor. Tam adanın bayağı %80'ini, 85'ini ele geçirdik. Adanın her tarafını ele geçirdiğimiz zaman otomatikman bu ana hikaye tamamlanmış olacak. Şu anda burada tarikat karakolu mevcut. Oraya gidelim. Bu paşa bizi takip ediyor değil mi? Bir şey oldu sanki az önce ekrana. Fark etmedim tam. Şundan alalım. Bu da güzelmiş. Sen geliyor musun benimle? Kaldın mı burada? Hmm. Ne oluyor ya? Bismillahirrahmanirrahim. Joseph. Ne yapıyor? Okuyor mu? Ne yapıyor? Anlamadım. Oyunda böyle mistik olaylar mı var acaba? Burada kaçırdığımız bir şey olabilir mi? Anlayamadım açıkçası. Devam edelim. Sonrasında çıkar foyası ortaya. Çok tatlı görüntü. Gerçekten çok sevdim. Tamam, burası şeydi. Bizim Zula'yı aldığımız yer. Taramayı hala kullanmadım. Pek kullanmak istemiyorum. Texture'lar da hiç fena değil. Tabii ki Red Dead Redemption'dan sonra oyunlar oldukça zayıf kalıyor ama oyunla da diğer oyunları pek kıyaslamak istemiyorum. Bunu kendi sınıfında biraz şey yapıyorum. Bir Ubisoft oyunu olarak. Bir de böyle yeni çıkan bir oyun değil sonuçta. Ona rağmen oldukça güzel duruyor. Hmm. Burası biraz kalabalık. Evet, burada biraz işimiz uzun sürecek de. Ben yanımda o adam vardı. Ben onu artık buradan çağıramıyorum değil mi? F var. Hazırlanıyor diyor. 2 dakikaya yanına gelecek. Allah Allah. Yani onunla... Ne oluyor, nasıl yani? Adam burada işte. Neye hazırlanıyor? Bu zaten benimle gelmiş anladığım kadarıyla. Sen... Bir dakika. Bu arkadaşı kaldırmak istediğine emin misin? Ya neyse. Onu daha iyi çözeceğiz sonra. Tamam. Şöyle yapalım. Ses duydu, ses. Hoppa. Seviyorum böyle gizli öldürmeleri. Bunlar saplanmıyor da sanırım şu biraz daha saplanabilir.
Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Allah kahretmesin. Hadi be. Ah be. Hayata tutun dersek, işte yanımızda bir adam olsaydı şu anda beni muhtemelen iyileştiriyor olacaktı. Ghost Recon'daki gibi yapılacaktı. Ama maalesef kimse yok. Boşuna beklemeyelim o zaman. Space'e basıyorum. Buradaki operasyonu tekrar gerçekleştirelim. Ya orada aslında biraz hata oldu. Ben orada küreyi saplayıp kadının üstüne zıplayacaktım. Diğer adamı da silahla öldürecektim. Olsun, hallederiz. Kolay. Hadi bakalım. Çok geriden başlatmadın bizi değil mi? Neredeyiz? Tamam bak güzel. Adam bizi takip ediyor. Ben eğer bir daha... Şuradaymış bu arada yer. F'ye basarsam... Niye F'ye basmıyor ki bana o zaman? Zaten yanımızda. 5 öldürmeye ulaşmış. Bak 2 tane yeteneği var. İlk yeteneğe ulaşması için toplamda 5 tane adam öldürmesi lazım. İkinci yeteneğe ulaşması için de 12 kişiyi öldürmesi lazım bu arkadaşın. Tamam. O zaman dostum senle şöyle yapıyoruz. Sessiz ol tamam mı? Ben tabancayı almadan önce küreyi alayım. Duymadı. Bu sefer olmadı. O zaman... Bak hocam sen şunu alırsan... Ova! Hiç silah kullanmadan güzel. Güzel. Burayı ele geçirdik. Ranger Station. Tamamdır. Burada rehine özgür bırakıldı. Burada bir harita var. Merkez radyo kulesi. Yeni lokasyon keşfedildi. Evet, klasik radyo kulesi ele geçirme operasyonu. Tamam. Adam zaten sürekli benimle beraber ama ben ona tekrar F'ye basarsam eğer yani benim yanımda yokmuş gibi orada aslında oyunda bir bug var. Bir daha buna F'ye bastığım zaman yanımdan gidiyor. Tekrar hazırlanıyor. Tamam. Burada bir radyo kulesi var. Onu halledelim. G'ye basılı tutalım. G'ye basılı tuttuğumuz zaman seni takip ediyorum diyor. Tamam. Çok güzel. Daha iyi algıladık. Radyo kulesine geldik ama mekan bayağı müsait görünüyor. Tamam. Şöyle yapalım. Müdür, sen şurada bekle. Ben şu kuleye bir tırmanayım. Oyunda siz hep var mı ya? Yani oyunda manzara gözükmüyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam Far Cry 3'te falan bile görüş mesafesi çok acıktı. Bunda biraz kurnazlar mı kaçtılar acaba? Ne dedi? Takip edemedim ama. Yani Red Dead Redemption 2 oynamıştım yakın zamanlarda bitirdim. Yani oyunu tarif etmeye, anlatmaya gerek yok. Yani onun görüş mesafesinden sonra bu oyunun görüş mesafesi pek olmadı.
Ya da bence kesinlikle sis var burada ya. Yani gene karpuzsal bir görüntü var burada ama. Bakacağız. Bayağı bir oynuyoruz çünkü herhangi bir güneşte hareketlilik yok. Gece gündüz döngüsü de yok gibi duruyor ama mümkün değil yani, var. Tamam, adayı özgürleştirdik. Harika. Kuleyi ele geçirdik. Evet, haritayı açabiliriz ve işte haritanın tamamını göreceğiz. Aynen. Ubisoft hayal kırıklığına uğratmıyor. Harita boyutluğu konusunda gerçekten güzel iş başarıyorlar. Hmm. 3 bölüm var burada. Burası Faith'in bölgesi. Küçük kız kardeş. Evet, haritayı 3 bölüme bölmüşler. Ghost Recon Wildlands'e benzettim. Orada da vardı böyle. 3 bölüme bölmüşler. Burada Jacob'ın bölgesi oluyor burası. Jacob, Seed ailesinin en büyük kardeşlerinden. Yani galiba şeyden sonra, Joseph'ten sonra. Bu haritada yaklaştığımız zaman, evet, burada bir takım görevler falan çıkacak. Hayko merkezi, ayı var burada. Cheeseburger. Burada radyo kuleleri sayesinde. Bir saniye. Tamam. Radyo kulesi sayesinde burada bir takım insanlarla iletişime geçebiliyoruz ve bunlar görev. Bizi bekliyor olacaklar onlar. Burası da Can'ın bölgesi olmuş oluyor. Bakın o köpek burada. Burada telaşlı bir ses var. İşaret koyduğumuz zaman buraya gideceğiz. Oradaki görevi yapacağız ve burada çeşitli keşfettikçe yan görevler açılmış olacak. İstediğimiz kişiden başlayabiliriz. İlk önce buraya yapabiliriz. Faith'i yapabiliriz. Jacob'u yapabiliriz. Görevleri tamamladıktan sonra Big Boss ile, yani buradaki patronla, John'la veya buradaki görevleri yaptığımız zaman Faith'le falan karşılaşacağız. Bize en yakın burası, yani buradan başlayabiliriz hikayemizin şeyine. Bakalım. Burada, evet, bu adam da şeyde vardı bizim. Tamam, tarikatlar bunlara saldırıyorlar o sıra. Hani bizlerden yardım bekliyorlar hesabı. Kulelerden sinyaller, iletişimler gönderiyorlar. Biz tabi hemen Lapsi'ye oraya gidemeyiz çünkü harita büyük. Buralarda bir sürü hikaye vardır diye düşünüyorum. Geldikçe, geçtikçe açılır. Bakalım. Tamam, gördüm. Sis yakında temizlenir. Bu da seni... Aa, güzel. Sis geçecek oyunda. Tamam. Asıl oyun tam olarak şu anda başlıyor bence. John denilen biri yayın yapmış. John bu. We are all sinners. Every one of us. You, me. Even the father knows deeply of sin. It's a poison that clouds our minds. Bu da abisine bayağı benziyormuş ha. You could be free from sin. What if I told you that everything you ever dreamed could come true? What if I told you that everything
could be overcome if you embraced an idea. That freedom from sin can come from the power of just one word. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah bekliyordum yani. Yes! Onunla bile konu... Aha! Bu bizim... Şey yani... Bizim arkadaşımız. Ekipten. I wish to be unburdened. Yes! I must be... redeemed. If you're watching this, know that you have been selected. You will be cleansed. You will confess your sins and you will be offered atonement. Don't hadi worry. Hadi boş yapma hadi. You don't have to do anything. Şerefsizler ne kadar güzel yıkıyorlar insanların beyinlerini. Welcome to Eden's Gate. Hoş bulduk. Ben seni cennete götüreceğim. Bekle ve gör. Çoklu oyuncu modları artık oynanabilir. Ben çoklu oyuncu oynamıyorum, tercih etmiyorum. Görev olarak ne var şimdi elimizde? Baron Kereste Fabrikası, Mut Kasabası Hapishanesi. Bunlar neredeler? İşaretlersem... Bir saniye, şu anda hiçbir şey gözükmüyor. Bir aşağı inelim. Harita açıldı. Şelale dibinden başlamayı tavsiye ediyor kendisi. Şelale dibi görevi takip etmek için tap tuşuna basılı tuttuk. Şelale dibi bize... Haritada nerede orası? Şurada. Şelale dibi. Tamam, bunlar herhalde diğer bölgelerde ki görevler. Aynen öyle. Peki şunu merak ediyorum. Bu şeyleri, isimleri çok aklımda tutamadım. Şelale dibi Hollanda Vadisi diyor. Hollanda Vadisi şu bölge mi oluyor? Evet, Hollanda Vadisi. Henbeda Nehri ve Akkuyruk Dağları. Baktığımız zaman burada da görevlerin ne tarafta olduğunu yazıyor. Bu çok iyi. Tamam, bu çok güzel oldu. Burada cennet kapısı şelale dibini ele geçirmiş. Tarikat tehditlerini ortadan kaldırmak insanları özgürleştir. Kaldırarak. Tamam. Gidelim. Bu nedir? Bir tır. Önü yok. Bir şey işaretli. Zırh aldık. Silah falan. Böyle haritada şeyler var. O önün hikayesi, anne falan filan. Arkadaşlar sizler okursunuz. Lust ne demek? Bunu kapatabiliyoruz. Kapatmaya gerek yok. İçeriden bir şeyler topladık. Haritadaki işaret de kalktı. Tamam. Gidiyoruz şeye. Yolumuz biraz uzun gibi duruyor. Oraya gitmeden önce şuradaki görevi yapalım. Bunlar biraz yan görev gibi kalıyor. Yardım çağrısı var. Birçok yerde yardım çağrısı var. Hepsine aynı anda yetişemeyeceğiz. Ama en azından bir yerden başlayalım. Önümüze çıktıkça gidelim. Şurada bir kan görüyorum. Araç var. Araç kullanılabilir durumda değil. Bana bir araç lazım. Oyunda malum araç kullanma özelliklerimiz mevcut. Hatta uçak, helikopter de kullanabiliyoruz. Far Cry 4'te de olduğu gibi.
Görsellik gerçekten çok hoşuma gitti. Yani cidden çok iyi. Evet, burada bir şey var. Bir bakayım ne oluyor. Orası, burada bir dört teker motor var. Haritada tam olarak ne olduğunu göstermedi. Neydi o? Cennet kapısının sembolü var. Sudan karşıya geçmek veya şurada botla ilerlemek var. Burada gene birini bayağı bir tartaklıyorlar. Elinde bir şey tutuyor. Suda boğmaya çalışıyor. Çok fazla geçmeden bir gideyim kurtarayım, ancak onun üstünde kral işareti gibi bir şey çıktı. Sanırım o biraz daha boss tarzında bir şey. Hemen karşıya atlarsak şununla, yalnız sesimi de duymasınlar bununla ya. Tabancamızı alalım. Dur, geliyorum koçum yardıma, dur. Jonsik bölgesi, Hollanda valisi, tamam. Bende. Arkadaşlar, o öndeki adam güçlü. Pompalı var. Ancak pek tasnif etmiyorum pompalıyı. Taramayı alalım. Tarama şu anlık daha iyi. I just saw Merle driving towards the trailer park right before the cult rolled up. Knowing him, he's looking for a fight. I hope he's got people to help him. Keep on keeping on. Haritada aç Merle Bridge. Böyle kurtardığımız insanlar sürekli bize iş veriyorlar. Yan görev mi veriyorlar acaba? Dur bakayım. Mesela bu görevi verdi. Ana görevim olmuş oluyor. Hayır. Ana görev de olmuyor. Yan görev oluyor. Yani ama yan görev kategorisi niye boş burada? Yan görev demek ki, ana yan görev de değil. Bayağı mini bir görev yani. Merrill Bridge. Neyse, pek oraya gitmeyeyim. Şu şeye takıldım ben. Şuraya bir gidelim. Bir saniye, biri var. Taş atıp dikkat dağıtma yok mu acaba? Aa, bu arada şurayı ben patlatacaktım galiba ya. Bak bak. Aa, birini taşıyormuş. Ben de diyorum niye manyak manyak giriyor bu böyle. Sakin ol. Suya atacak. Manyak bunlar ya. Şerefsiz. İyi misin? They're playing state trooper make believe. Tamam. Şu. Evet, burada. Yani burada şimdi çok fazla mermi harcamak uygun olmayacak. Zaten direkt bomba koymuşlar. Yoksa ben C4 yapacaktım şahsen. 3 tane bombamız oldu. Sen bir uzaklaş hocam buradan. Zarar görmeni istemiyorum. Bak git. Uzaklaş. Ben şurayı halledeyim. Veya burada bir şey yok değil mi? Böyle de tırmanılmıyordur. Şöyle bomba atıyoruz bakalım. Oh. Patlamalar çok kuvvetli değil, zayıf. Yani koskocaman şeyin çok fazla yıkıldığını göremedik. Ne oldu lan? Hı? Ne halimiz varsa görün. Şuraya gidelim. Birileri görüyor beni. Patlama olduğu için şimdi oraya geliyorlar. Çatışmalar var. Oh. Şu kamyondaki aracın içindeki şoför de bizi görüyor ve görürse saldıracak sanırım. Şu an pek bulaşmak istemiyorum. Bir göreve gidelim ya. Bu ne abi, ne görüyor bizi orada ya? Köpekler, mepekler. Oğlum bu ne lan? Her yerde birileri var.
Of. Birini indirdik. Ben sivil mi kurtardım şimdi? Of. Tebrikler. Meydan okuma. Meydan okuma tamamlanmış. He, şeyler bunlar. Tamam. Bunlardan yaptıkça şey atlayacağız. Level falan atlıyorduk. Hatta şu anda kullanılabilir iki tane puanım var. Burada hayatta kalma unsurlarından balık adam. Su altında daha hızlı yüzebilir ve nefes tutabiliriz. Paraşütle atlama. Düşerken space tuşuna basılı tutarsam ya da bir kere basarsak paraşütle atlıyor. Yükseklerden atlamak için faydalı olacaktır. Kullanalım. Daha hemen oyunun başında yani. Bir de bu var. Bu da kanca. Primal'dan biliyorum. Bu da oldukça faydalı oluyor. Diğerlerini artık ilerleyen süreçlerde yapacağız. Tamam lan, geçti gitti. Kamil. Beyzbol sopası iyidir ya. Gidemedik bir araçla gidelim. Radyoyu şununla kapatıyormuşuz, tamam. Bu nedir ya? Ha, gideceğimiz yeri işaretlediğim için haritada gösteriyor. Tamam. Shift otomatik sürüş hedef noktasına gidiliyor diyor. Sadece gaza basmam yeterli. Hayır. Biz böyle bir şey yapmayız. Ha, bu beni şeye, ana görevin olduğu yere mi götürüyor, işaretlediğim yere mi? Ondan emin olamadım ama ben işaretlediğim yere şuradan. Oh. Sürüş mekanikleri de oldukça rahat. Keyifli. Burada büyük bir tarikat karakolu mevcut. Sonra ilgilenirim. Nerede o? Sağda mı? Şurada galiba. Şuradan bir gidelim. Şurayı da... Allah! Yazık. Ambarı yok ettik ama bombamız kalmadı. Biraz pis pisini harcamış gibi olduk. Bir dakika ya. Nerede kaldı şu? Tamam. Gelmişiz. Evet, burada yardıma ihtiyacı olan birileri var. Haritadan da kontrol etmeden. Köpek. O köpeği kurtaracağız ve bizden olacak. Kafesini açarsak direkt saldıracaktır. Oba, güzel. Bombarı sev. Gel oğlum buraya. Gel bakayım. Şşt. Bunlar radyodan ihbarda bulunmuştu ancak biz geç kaldık diye ölmüşler ya da ölmeleri gerekiyordu. Sevelim. Artık yeni sahibin benim. Merak etme, sana iyi bakacağım. Sen de sanırım G tuşu ile mi yönlendiriliyorsun? Evine bir bakalım senin. Kullanılabilir olan kiralık askerler ya da kiralık dış üyeler. Normal askerlere göre daha iyi yetenekleri falan var. İşte bu mesela düşmanların yerlerini gösterecek bana. Tamam, şu anda zaten o beni takip ediyor.
Mektup lütfen bunu oku. Yani sen gittiğinden beri ama falan filan. Geçelim, çok fazla okumayacağım. Tamam, yalnız bir şey söyleyeceğim. Çok güzel bir yer değil mi yani? Şöyle bir yerde otursan, dışarı çıkıyorsun ve karşında şöyle bir manzara. Şurada bir mangal yapacaksın, işte tam da bu. Ama tabii şöyle şerefsizler olmayacak. Daha huzurlu. Köpek müthiş koşuyor yalnız. Adam da iyi geçirdi bana ha. Köpeğin koşusu müthişti ya. Tamam. Hakikaten var ya, sizin ben inancınıza sokayım yani. Güzelim kasabayı ne hale getirdiniz be? Tarikat destek aracı. Ha. Bir de böyle araçlar var. Onları da patlatıp yok edebiliyoruz. Şu yan görevi yapmadık, yapsa mıydık diye bir yandan düşünüyorum ama şelale dibi denilen göreve bir gidelim biz. Far Cry oyunlarında, diğer Far Cry oyunlarında da Primal'da özellikle çok fazla yan görev var. Bunların birçoğu da birbirini tekrarlıyor. Bu oyunda da zaten çok yan görev göreceğinize eminim. Umarım diğer oyunlar gibi birbirini çok tekrarlamazlar yani. Daha orijinal hikayelerde yan görevler çıkar diye düşünüyorum. Pek zannetmiyorum ama yine de umarım öyle olur. Şimdilik ana hikayeden devam edebiliriz. Oha! Yani var ya... Aa bir dakika... Yani... Hasarlı ve ezilmiş. Hasarlı et ezilmiştir. Aa! Red Dead Redemption'daki gibi bunda da şey yapacağız. Yani hayvanları öldürürsek mesela okla öldürmemiz daha iyi, daha doğru bir seçenek olacaktır. Aksi takdirde hayvanın zarar görerek öldürülmesi, topladığımız eşyanın zarar görmesi muhtemelen onu satacaksak eğer daha az paraya satmamıza sebep olacak. Güzel güzel. Ne oluyor lan? Kendi kendine fren mi yapıyor? Yalnız oyunda biraz caz kaos havası sezdim. Yani şey çok var. Çok hareketlilik var. İnsanlar yani birbirini yiyor. O onu eziyor. Bir şeyler. Daha başlarda yani gördüğüm. Baksana şuraya. Sembolünü almış, adamı öldürmüş. Yani inanmayanları, kendinden olmayan herkese zulüm ediyorlar. Bak mesela bak. Köpek saldır. Neyse sen saldırana kadar. Yolda araçları kesiyorlar. İnsanları böyle rehin alıyorlar falan. Sen nedir? Silah alacaksın. Kiralaya mı biliyoruz seni? Tamam, zaten bir kere kiralama olayı gerçekleştirmiştim. Kirala, konuşursak. Gene bir erzak şeyi çıktı. Öldürdük lan. Oha. Hiç beklemedim, tek attım ya giden araca. Burada da rehineler var. Rehineleri kurtardıkça böyle istihbaratlar alıyoruz. Bak bu üzerinde nokta olanlarla konuşup ekstradan görev veya istihbarat. Para mı verdin bana? Peki ihtiyacım yok, sağ ol. Haydi siz de dikkat edin kendinize. Gençler. Yalnız oyundaki ot detayı çok güzel. Yani çok soft ve
Çok hoş duruyor. Anti-aliasing'den de kaynaklı bir softluk var tabii ama yani modelleme olarak da çok iyi çalışmışlar. Ben grafiklerini sevdim ya, oyunu sevdim de şu sol taraftaki şey kaybolacak mı, ona daha sonra bakayım olmadı. Sürekli el freni, ateş. Oha, ne yapıyorsun ya? Birilerini kovalıyor falan. Ben bir şuradaki ana göreve gideyim ya. Gidene kadar maşallah bir sürü aksiyon oluyor yani. Oyun hiç boş durmuyor. Bak 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 bak. Aa, ezemedik. Bunların duaları gerçekten kabul mü oluyor? Ne oluyor ya? Neyse, şanslısın. Gün gelecek burada taş üstünde taş bırakmayacağım. Evet. İlk ana görevimiz mi sayılır bu hemen hemen? Haritada serbest kaldığımızdan itibaren. Şelale dibi. Mary ve Jom'u kurtarmam lazım. Of. Oğlum bunlar emin olamıyor mu? Bana çok geç açacaklar. Yapay zeka biraz zayıf galiba. Baba. Dur. Uçak mı? Sen bir kelepçeni sökelim. Çatıya çıkmam gerektiğini söylüyor sanırım. Allah! Koş köpek koş! Oo, fena ateş altındayız. Ah! Sağlık paketi bir tane var, onu da harcamak istemiyorum açıkçası. Uçak var, uçak. Allah, öldük. Onu burada kullanmak zorundaydım. İşte buradasın, gel bakalım buraya. Hadi be. Peki. Beni kimse kurtarabilecek mi? Hayır. Kurtaramam. Yani beni kurtaramadılar. Maalesef ben de öldüm. Tamam. Şimdi bir daha yapıyoruz ve bu sefer geçiyoruz. Hadi bakalım. Bir saniye. Taramayı çok kullanmak istemiyorum. Tabancayla biraz daha iyi tek atabileceğimi düşünüyorum. Mesela sen... Tamam. Saldır lan şuna. Ben taramayı alayım ya. Heh, V tuşu tek atma şeyini alıyormuş. Tamam, güzel. Sevdim. Şurada bir tane... Adam sıkıntı ya. İşte bu. Sen ona saldır. Gel. Aferin, aferin. Ama böyle olmaz. Hadi kalk 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 kalk. Tamam, bir dakika. Aşağıdaki adamları temizleyelim. Yukarı çıktığımızda daha rahat olalım. Çok güzel. Şunu patlatabiliyor muyuz? Yok. Şuna mermi harcadım. Hemen yukarı çıkayım. Of of of. Hayvan oğlu hayvan. Sen ciddi misin?
Beni o vurdu demek ki. Şunu bir patlatalım. Uçaktan kurtulmamız lazım. Hayır. İnanılmaz. Uçak üstüme düştü be abi. Böyle bir şey yok. Uçak resmen üstüme düştü. Yuh. Ölmemiz lazım da. Çok güzel. Oha, böyle bir şey yok ya. Uçak resmen üstüme düştü ya. Şelale gibi özgürleştirildi. Köpek de yani orada ölmüş ama onlar tekrar canlanabiliyor. Sıkıntı yok. Çok güzel. Aa, bu rahip değil mi? Oyunun ilk başında videoda konuşan. Hatta bu da o kız galiba ya. Tamam. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain. For I know the plans that I have made for you, declared the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kadın erkek böyle tokalaşır mı ya? Getting quite a reputation, deputy. Dur, daha bu hiçbir şey. Ünleniyorsun diyor daha. Ne yaptık ki? Trying to break your neck. It seemed like a good idea at the time. Yeah. Thanks. Shit. It's you. Sorry, didn't realize. All you've done, might as well add Mover to the list, huh? Thought that Eden's Gate confiscated all of this. Hell, what kind of fair grave would I be if I didn't have a hidden stash? Learn from the best. This town, it's been through a lot, deputy. We owe you thanks, but... I know you're looking for your people. But the truth is, you ain't the only one in need of help. Evet, onun farkındayım valla. Kasaba olmuş 56. Daha size gelene kadar bir yolda kaç tane olayla karşılaştım yani. Kim bilir benim arkadaşlarım ne durumda yani. Bir tanesini televizyonda gördük ama... Ya... Papaz bey, size... Caiz mi, helal mi? İnşallah, inşallah, hadi. En azından senin ne olduğun belli. Güzel ya, burayı özgürleştirdik de şu araçları falan temizleyecek misiniz acaba? Harikaydı. Biraderim ve bacılarım. Bunların tersiz konuşmalarını da dinliyoruz. Tamam, neyse. Burada da bir görev çıktı. Yok, bunlar bayağı şey ya, ana görev falan aslında ama şurada niçin gözükmediler onu anlayamadım ben. Neyse, problem değil. Hani ana görev sembolleri böyle oluyor ve ana görev listesinde gözükmüyorlar. Bunları yaparız. Mary May. Bu da Pastor Jeremy Jeffries falan filan. Tamam. Bir tane de şurada kaldı. Keşke yapsaymışız ya. Bayağı buradan yol kat ettik. Uzakta kaldı artık o. Burada yine kurtarılacak kişiler var. Nick Rye var. Kurtardığımız zaman bu da bizimle beraber olacak. Grace denilen biri var. Bunu da kurtardığımız zaman bu da bizden biri olacak. Haritada başka kurtarılacak kimse yok. Artık burada görev kasacağız. Baktığımız zaman alınan
uzmanlar. Burada 3 tane uzman vardı. Bir tanesini aldık. Şu kadın idi. Barın yöneticisi, sahibi. 2 tane tamamlanan görev var. 52 tane burada görev varmış. Ana görevlerden bahsediyorsa bayağı çok. Özgürleştirilen tarikat karakollarına burada henüz hiç özgürleştirmedi. 7 tane var. Tarikat mülklerinden de 2 tane yok etmişiz. Bunları da ne ara yok ettik? O kadar çok aksiyona girdik ki hatırlamıyorum. Şurada şöyle bir yıldızlı bir görevimiz mevcut. Balkabağı çiftliği. Tamam, hızlı seyahat var F tuşuyla. Tamam, bunlar iyi. Şimdilik ilk başlarda çok hızlı seyahatlere girmeyiz. Burada bir Zula var. Bunu alırız. Bunları bir sonraki bölümde gerçekleştireceğiz. İlk başta burayı ele geçiririz. Can'ı tutuklarız. Ondan sonra Fates'e atlarız. Fates'ten de Jacob'a geçeriz ki en güçlüsü bu zaten, tipinden de belli. Askeri eğitimi de var bunun. Bize söylenene göre. O şekilde devam edeceğiz. 50-50 yani biraz yan görev, biraz ara görev. Çünkü yan görevleri de biraz yapmamız gerekecek oyunda. Karakterimizi güçlendirmemiz için ve para kazanmamız için. Mesela burada bir dükkan var. Silahlar falan alacağız, mermi alacağız. Bunun için para lazım. Yan görev yapmamız lazım. Arayı bulacağız. Ama çok da fazla yan görevlerde kaybolmak istemiyorum. Ana hikayeyi yapıp oyunun senaryosunu bitirme yolunda ilerlememiz lazım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.